kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere daha önce bu konuyla alakalı bir video çektik ama gördüğümüz kadarıyla insanlar bir takım insanlar anlamamakta ısrar ediyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacağımız şey Ayetül Kürsi. Ayetül Kürsi'nin ne işe yaradığı ve Ayetül Kürsi'nin tabii ki genel olarak anlamı korunmaktan geçiyor. Yani korunmadır. Ama Ayetül Kürsi ile cin daveti nasıl yapılır diye bir video çekmiştik. İşte cin daveti dediğimiz şey de aslında normal cin daveti değil. Ayetül Kürsi'nin kendi, yani o ayete hizmet eden, o sureye hizmet eden hadimlerdir, hüttamlardır arkadaşlar. Mesela Yasin suresinin hadimi gibi, İhlas suresinin hadimi gibi Ayetül Kürsi'nin de hadimi var. Dolayısıyla kısaca Ayetül Kürsi, tabii ki birçok anlamda kullanıldığı gibi Ayetül Kürsi büyü bozma amacıyla da kullanılabilir. Ayetül Kürsi hadim daveti yapmak amacıyla da kullanılabilir. Aynı zamanda Ayetül Kürsi korunma niyetine de kullanılabilir. İşte video ile alakalı arkadaşlar anlatmak istediğimiz Ayetül Kürsi. Mesela siz Ayetül Kürsi diyelim ki 1000 defa okudunuz. 1000 defa okuduğunuz vakit Ayetül Kürsi'nin davetini yapmış oluyorsunuz. Artı bir şey söylemeniz gerekmiyor. Bir dua etmeniz veya ne bileyim birkaç özellikle ritüel yapmanız gerekmiyor. Üst üste birden fazla kez okuduğunuz vakit, yani bu 5-10 kezi kastetmiyorum. Yani yüzün üzerinde kez okuduğunuzda o sureye veya o ayete hizmet eden hadimler geliyor arkadaşlar. Tabii bu hadimler sadece ne için gelir? Sizi kazadan beladan korunmak için veyahut bir zarar verecek bir şeyden korunmak için gelir. Onun haricinde arkadaşlar normal cin daveti değildir Ayetül Kürsi. Ayetül Kürsi üst üste okuduğunuzda sizin okuma şekliniz bir davet şekline giriyor. Dolayısıyla siz yüzlerce kez okuduğunuzda o hadim davetinize icabet ediyor. Siz davet yapmak niyetiyle yapmasanız bile. Dolayısıyla arkadaşlar Ayetül Kürsi'den anlatmak istediğimiz bu. Kimisi yazıyor mesela yorumlarda, diyor ki işte Ayetül Kürsi korunmadır, cin daveti ile ne alaka? İşte arkadaşlar, yani bu kısaca bu videoyu, yani kısacık bu videoyu bunun için çekmeye ihtiyacı hissettik. O yüzden hani insanların kafasında soru işareti kalmasın diye net bir şekilde, kısa bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Ayetül Kürsi korunmadır. Sizi her şeyden koruyor. İyi, kötü, her şeyden. Dolayısıyla bir insan Ayetül Kürsi okuyarak cin daveti yapamaz. Çünkü siz cin daveti yapmaya kalktığınızda Ayetül Kürsi'yi okurken Ayetül Kürsi sizi koruyor. İyi veya kötü her şeyden koruyor. Dolayısıyla aynı zamanda da siz cin daveti yapmaya kalkarsanız, o daveti okuduğunuz vakit cinler geliyor, diyorsun ki cin kardeş gel, seni davet ettim, sana şeker vereceğim. Senin yanına yaklaşınca sen yumruğu batırmış oluyorsun. Yumruğu vurduğun zaman ne oluyor? O cin de sana gerekeni yapıyor, çarpıyor, seni sakat bırakıyor, seni her türlü zarar veriyor yani. Bu Ayetül Kürsi'yi okuyarak cin daveti yapanlar bunu yapmış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar cin daveti yaptığınızda ne olursa olsun korunma niyetine Taassun suresi, Taassun duası veyahut Ayetül Kürsi ve buna benzer şeyleri okumamanız lazım. Okuduğunuz zaman davet gerçekleşmez, artı
O tasun dediğiniz şeyler de sizi koruyor. Yani gelen cinlerden koruyor. Dolayısıyla gelen cini senin görmen için o cinin senin vücuduna girmesi lazım. Girmesi lazım ki senin onu görmen, duyman için. Ama sen daveti yaptığında ayetül kürsi okumuşsan o cin senin vücuduna giremez. Yaklaştığı zaman da dokunmak isterken zarar görür. Dolayısıyla size de zarar verir arkadaşlar. Anlatmak istediğimiz genel anlamda bu şekilde. Bu video ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar gelen bütün sorulara cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.